Bir diğer en sık karşılaşılan sorunlardan biri de akneler, sivilceler diğer adıyla. Şimdi öncelikle ergenlik döneminde en sık çocuklar, gençler hani bununla karşılaşıyor. Neden nedir? İlk olarak bunu sormak Şimdi istiyorum. her şeyden önce akne cilde iyi bakılmadığı için olan bir rahatsızlık değil. Bizim toplumumuzda maalesef işte cildine iyi bakmıyor, iyi yıkamıyor. Ondan oluyor gibi bir yanlış algı söz konusu. Yine aynı şekilde gıdalarla da oluşan bir durum değil. Tabii ki hani kişi de ben fındığı fıstığı çok yediğim zaman yüzümde aknelenme oluyor diyorsa o zaman diyoruz ki onları yeme. Ama temelde ne pislikle bir alakası var ne de gıdalarla bir alakası var. Tamamen genetik ve kişinin psikolojik dengesiyle de alakalı. Eğer çok stresli bir kişiliğe sahipse ve genetik olarak yatkınsa vücudumuzda yağ üreten sebum dediğimiz yağ üreten şeyler var. Gutte diyoruz biz bunlara. Bezler var. Bunlar bazen çok fazla miktarda yağ salgılayabiliyor. Normalinden fazla. Normalinden fazla salgıladığı zaman bunlar deriye üzerine çıkamıyor. Orada bir tıkaç oluşup sebum dediğimiz o yağla hani böyle cildimizi sıktığımızda içinden böyle erinli bir yapı gelir. O orada cildin altında birikiyor. Ve zamanla tabii ki şey etraftan içindeki suda emilerek daha katı bir hal alıyor. Böyle sıktığınız hani siyah noktalar olur ya. Bunun havayla teması sonucunda da o işte yağın, oluşan yağın üstü oksitleniyor ve siyah renk alıyor. Buna da biz açık komedon diyoruz. Şimdi bu tamamen dediğim gibi birincisi genetik faktörler. Kişinin aşırı stresli durumlarından etkileniyor. Bir de buradaki yağın içerisine biriken bir takım bakteriler de eklenince biliyorsunuz özellikle Propionum acnes dediğimiz bakteri türü burada olayı daha bir enfekte hale getiriyor. Akne problemi daha çok gençlerde. Niye gençlerde? Çünkü hormonal aktivitenin daha yoğun olduğu dönemler bunlar. Yaşla beraber bizim bu sebum guttelerimiz, yağ üreten hücrelerimiz küçülmeye başlıyor. Ama bir de şu var, orta yaş aknesi diye bir akne türü var. O biraz daha normal akneden farklı. Orada yüzde daha böyle kızarık, daha iltihabi oluşumlar var. Özellikle bu yanaklarda ve burun üzerinde oluyor. Çevrenizde bazen dikkatinizi çekmiştir böyle burnu çok kızaran insanlar vardır. Böyle hatta öyle bir noktaya gelir ki bu böyle burnun yapısını bile bozar. Yani normal dokusunu bile bozar. İşte o aşamaya gelmeden el atılıp onların da tedavi edilmesi gerekiyor. Aknenin nedenine döndüğümüz zaman tabii ki bir takım ilaçlar da bunu tetikleyebiliyor. Mesela bazen deniz suyu bile bunu tetikleyebiliyor. Veyahut da havuza giriyorsunuz, havuzdaki klor bile tetikleyebiliyor. Veyahut da basa aknesi diyoruz biz buna. Mesela bandana takanlarda, oralarda daha fazla böyle akneler oluyor. Yani aknenin öncelikle tabii nedenini keşfedip onu ortadan kaldırıp ona göre tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavide de biz genelde lokal dediğimiz yani topikal dediğimiz kremlerle de tedavi edebiliyoruz. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki çok ağır akne geçirebiliyor kişi. O zaman da ağızdan bir takım ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bunun yanında da yine son zamanların bize teknolojinin sunduğu lazerler de devreye giriyor. Onları da tedavilerde kombine ediyoruz. Daha güzel sonuçlar alıyoruz o zaman. Yalnız burada ben antiparantez bir konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle hap verdiğimiz hastalardan hep bir tepki alıyoruz. İşte bu ilaç kısırlık yapıyormuş. Bu ilaç karaciğerimizi bozuyormuş vesaire. Yani burada kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Hekimlerine güvenmeleri gerekiyor. Neden? Biz zaten bu ilaçları uygun olmayan kişilere kesinlikle vermiyoruz. Kime uygunsa önce bir takım tahliller yapıyoruz. O tahlillerin neticesinde veriyoruz ilaçları. O yüzden kesinlikle korkmasınlar. Kısırlık yapıyor diye bir şey de kesinlikle söz konusu değil. Aksine bu ilacı kullanan kişilere uyarıyoruz. Bu ilacı kullanırken kesinlikle hamile kalmayın. Çünkü kullandığınız ilaç bir vitamin türevi. İçinizde gelişmekte olan organizmaya zarar verebilir.
organlarında zararlara yol açabilir. Hatta anne karnında ölüme yol açabilir diye uyarıyoruz. Yani kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. O konuda da işleri son derece rahat olsun. Çok önemli bir konunun hani altını çizdiniz. Peki hastalar hangi aşamada doktora başvurmalılar? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Maalesef bizde şöyle bir yanlış bir algı var. Önce biz doktora sormaktansa konumuza, komşumuza sorarız. İşte şöyle bir şikayetim var. O der ki ya ben bunu kullandım, sen de bunu kullan. Kesinlikle hangi aşamada olursa olsun hekime danışmaktan korkmasınlar. Yani hastalıklarının herhangi bir aşamasında kesinlikle rahat olsunlar. En doğru bilgiyi kesinlikle hekimlerinden alacaklar. Maalesef bir de internetin hayatımıza girmesiyle birlikte bir de internet bize yani bir nevi doktorluk oynamaya başladı internette de. İnsanlar hemen kafalarına takılan ne problem olursa olsun internete sormaya başladılar. Tabii ki orada hastalıklarının özelliğini neden olduğunu bilmedikleri için ya da benzeterek bir takım şeylere karar verdikleri için gereksiz korkulara kapılıyorlar. Kanser olduk diye düşünenlerden tutun da oradaki anlatılanları uygulayıp zararlı sonuçlarını görüp bize gelen çok insan var. Yani burada hangi aşamada olursa olsun hekimlerine kesinlikle danışmaktan korkmasınlar. Zaten kafalarında bir soru işaretleri varsa da mutlaka hekimleriyle paylaşsınlar. Bundan da çekinmesinler. Sonuçta bizler de insanız. Karşımızdaki insanların sıkıntılarını anlayabiliriz. Tabii ki yanlış kulaktan dolma bilgiler olabilir. Bu konuda da bilgi almaktan kesinlikle çekinmesin.